ABC eşkenar üçgen demiş arkadaşlar. Eşkenar üçgen açılarını yazalım. 60, 60, 60'tı. İki iç açının toplamı bir dış açıya eşit olduğu için 60'ta kaçı toplarsam 100 yapar? 40'ı toplarsam 100 yapar arkadaşlar. Yine iki iç açının toplamı arkadaşlar bir dış açıya eşit miydi? 60 artı alfa eşittir. 80'den alfamıza ne kaldı arkadaşlar? 20 kaldı. ABC eşkenar üçgen demiş arkadaşlar. Eşkenar üçgen açılarını yazıyorum. 60 60 60 diye Şimdi 30 60 90 üçgeni gördüm bir tane buradan. Değil mi? BDDC eşittir demiş. Eşkenar üçgen dediği için arkadaşlar eşkenar üçgende açı ortay, kenar ortay, yükseklik hepsi birbirine nedir? Eşittir. Yani eşkenar üçgende hemen kenar ikiye böldüyse orayı birleştirip dik diyebilirmişiz. Evet şu üçgende 30-60-90 üçgeni görüyorum. 90'ın karşısında 4 tane köküç varsa 30'un karşısında yarısı 2 köküç vardı. 60'ın karşısında 2 kök köküç katı vardı arkadaşlar. Köküç çarpı köküç 3 yapar. 2 kere 3 6. X'imiz 6 bulduk. Eşkenar üçgen demiş ABC. Hemen açılarını yazıyoruz arkadaşlar. Eşkenar üçgende 30-60-90'ları iyi kullanmamız gerekiyor. 30'un karşısına ben A dediğim takdirde 90'ın karşısına ne olur arkadaşlar? 2A olur. Eşkenar üçgen olduğu için arkadaşlar üç da birbirine eşit miydi? Evet. O zaman 2A artı 2 eşittir diyoruz. A artı 8'e. A'yı bu tarafa attığım zaman 2'yi buraya attığım zaman A'yı ne bulduk arkadaşlar. 6 bulduk. A yerine 6 yazdığım zaman 6 artı 8 ne yapar? 14. Eşkenar üçgenin bir kenarı ne bulduk arkadaşlar? 14 bulduk. 14'ü de 3 ile çarparsam çevreyi bulabilirim çevremizde ne oldu arkadaşlar? 42 oldu. Yine ABC eşkenar üçgen demiş arkadaşlar. Eşkenar üçgen dediği için açılarını hemen yazıyorum. 60 60 60 30 60 90 üçgenlerini yine kullanmamız gerekiyor. 30'un karşısına A dediğim zaman 90'ın karşısı ne olur? 2A olur. Bak dikkat ettiyseniz eşkenar üçgenin bir kenarı ne oldu? 4A oldu arkadaşlar. 4A. Yani Burasına A dediğim zaman buraya ne kalıyor arkadaşlar? 3A kalıyor. 90'ın karşısında 3A varsa 30'un karşısında ne olur arkadaşlar? Yarısı 3A bölü 2 oldu. Buradan A'yı bulabilir miyim? Evet. Eşkenar üçgenin bir kenarı 4A. Buradaki eşkenar üçgenin bir kenarı da 3A bölü 2 artı 10 oldu arkadaşlar. 3A bölü 2'yi buraya attığım zaman 4A eksi 3A bölü 2 eşittir 10. 2 kere 4 8. 8'den 3 çıkarsa ne kalır? 5A bölü 2. Eşittir 10. 5 ile onu sadeleştirdim. 2 kere var. 2 kere 2. 4. A'yı 4 bulduk arkadaşlar. 90'ın karşısı 3 kere 4 ne yapar? 12. 30'un karşısı yarısı 6. 60'ın karşısı da kök 3 katıydı. 6 kök 3 bulduk. Evet arkadaşlar. ikizkenar kenar üçgende iki dikliğin toplamı bir dikle eşittir demiştik. Yani pazu artı el kol demiştik. 4 artı 3 ne yapar? Toplamı 7. Evet 45 45 90 üçgeni yakaladık arkadaşlar. 7 7 olduğu zaman 90'ın karşısı ne olurdu? 7 kök 2 olurdu. Evet ABC eşkenar üçgen diyor arkadaşlar. Yine açılarını yazalım. 60 60 60 şuradaki 30 60 90 üçgenlerini kullanmamız gerekiyor. 90'ın karşısında 4 varsa 30'un karşısında 2 vardır. 60'ın karşısında ne olur? 2 kök 3. 90'da 6 varsa 30'da yarısı 6. 90'da 6 varsa 30'da yarısı 3. 60'ın karşısında ne olur arkadaşlar? 3 kök 3. Şu dikdörtgeni arkadaşlar şu şekilde dikdörtgeni tamamlayalım. Ortadaki yeri. Burası 2 kök burası da 2 kök 3. Üst kısma ne kaldı arkadaşlar? Kök 3 birim kaldı. Burası 30 ise burası da 60. Buraya da ne kalır? 30. Şu karttaki küçük üçgene bakıyorum. 30'un karşısında kök 3 varsa 60'ın karşısında kök 3 katı ne yapar arkadaşlar? 3. Bu da dikdörtgen olduğu için x'imizi ne buluruz buradan? 3 buluruz.